Merhaba. Bildiğiniz gibi dün konsolide ikinci çeyrek bilançoları için son gündü. Konsolide olmayanlar da 9 Ağustos'ta açıklamışlardı finansallarını. Kâr dönemlerinde her gün düzenli olarak yayınladığımız açıklanan kâr rakamları raporumuzda bir gün önceki gelen kârların analizini yapıyorduk hatırlarsanız. Kâr dönemi bitti ve şimdi içinde bu çeyrek gelen tüm kârların olduğu en son raporumuz üzerinden borsanın ikinci çeyrek kârlılığını kısa bir analizini yapacağız. Şu ana kadar 400 şirketten yaklaşık 380 tanesi ikinci çeyrek kârını açıkladı. Bazı farklı dönemde kâr açıklayan şirketler, örneğin spor şirketleri gibi veya ekstra talep edenler bu kapsam içinde yok. Genel anlamda baktığımızda 6 aylık rakamlarda borsada işlem gören sanayi şirketlerinin faturalarının yaklaşık %16 oranında arttığını görüyoruz. Operasyonel kârlılıkları yaklaşık %16 artmış. 6 aylıkta sanayi şirketlerinin net kâr büyümesi ise %12 artmış durumda. Şirketlerin toplam finansal borçlulukları ise sanayi şirketlerinin toplam finansal borçluluk oranı ise yaklaşık %34 oranında artmış. İlk çeyrekte bu oran %48 artışa tekabül ediyordu. Burada çeyreklik bazda bir iyileşme söz konusu. Holdinglerin favök büyümesi %13 artarken kâr düşüşü yaklaşık %44 seviyesinde. Camlarda favök rakamları artarken kârlar düştü. Kur farkı giderlerindeki artışın da etkisi vardı tabii bu %44'lük rakamda. Ayrıca bankaların kârlarının düşüşü de bunda etkili oldu. Özellikle Koç ve Sabancı olumsuz etkiledi. Finansal şirketlerin 6 aylık kâr düşüşü ise yaklaşık %23 seviyesinde. Tüm bu bilgiler ışığında toplamda Borsa İstanbul'un kârlılığı ilk 6 ay için yaklaşık %12 düşüş göstermiş durumda. Sadece ikinci çeyrek olarak çeyreklik anlamına baktığımızda ise FAVÖK büyümesi sanayi şirketleri için yaklaşık %17, net kâr büyümesi %39 olarak karşımıza çıkıyor. Holdinglerde FAVÖK artışı %19, yine net kâr düşüşü yaklaşık %51. Finansal şirketlerin kârlarının ikinci çeyrekte sadece düşüşü %28. BİSTÜM'ün kârlılığı ise çeyreklik bazda sadece ikinci çeyrek olarak baktığımızda yaklaşık -7 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oran geçtiğimiz çeyrek -21 seviyesindeydi. Kârlılık anlamında borsa genelinde çeyreklik bazda ilk çeyreğe göre bir düzelmeden söz edebiliriz. Şirketler anlamında 6 aylıkta ve ikinci çeyrekte en çok kârını artıran şirketler ve sektörleri raporumuza görebiliriz. Tek tek üzerinden geçmiyorum. FAVÖK, net kâr ve satış yarını 6 aylıkta en çok artıran şirketler. Yine satış, net kâr ve FAVÖK'ünü en çok artıran şirketler çeyreklik bazda. Finansal şirketler. Sektör olarak FAVÖK kârlılığını en çok artıran sektörler ve düşen sektörler. Çeyreklik bazda FAVÖK kârlılığı en çok artan sektörler ve düşen sektörler. Ve tüm sektörlerin tek tek FAVÖK kârlılıklarını 6 aylık ve çeyreklik olarak görebiliyoruz. Kârlar açıklanmadan önce piyasada toplanan tahmin rakamları ve gelen kârlara baktığımızda ise şirketlerin net kârlarının beklentilerden daha yüksek geldiğini söyleyebiliriz. 45 tane tahmin yapılan şirket varken konsensus piyasada bunların yaklaşık 30 tanesinin kârı beklentiden yüksek gelmiş. 7 tanesinin ise paralel gelmiş. FAVÖK anlamında ise 44 tane tahmin yapılan şirketin 24 tanesinin FAVÖK'ü beklentiden yüksek, 14 tanesi paralel gelmiş. Yüzdesel olarak baktığımızda ise yaklaşık şirketlerin %67'si tahmini yapılan şirketlerin yaklaşık %67'si beklentiden yüksek kar rakamı, %55'i de beklentiden yüksek FAVÖK rakamı açıklamış durumda. Mutlak rakam olarak baktığımızda ise sanayi şirketleri için bu rakam %7 olarak gerçekleşiyor. Yani tahmini yapılan şirketlerin açıklanan FAVÖK'leri ve piyasa tahminlerinin toplamını karşılaştırdığımızda piyasa beklentisinden %7 daha fazla FAVÖK rakamı açıklamış şirketler. Net kârda ise bu oran %14 seviyesinde. İş yatırım için baktığımızda ise iş yatırımın biraz daha muhafazakar tahminler yaptığını görüyoruz. Yaklaşık 25 tanesi beklentiden yüksek, 7 tanesi beklentilere paralel. Yüzde olarak baktığımızda ise açıklanan kârların yaklaşık %58'i iş yatırım beklentilerinden daha yüksek kâr açıklamış. FAVÖK'te ise bu oran %60 seviyesinde. Mutlak olarak baktığımızda ise iş yatırım beklentilerinden %9 daha fazla EBITDA rakamı açıklamış tahmin yaptığımız şirketler. Kârlılıkta ise bu oran %16 seviyesinde sanayi şirketleri için. Finansal şirketlere bakacak olursak piyasa beklentisi olan 8 tane mali şirketin 4 tanesi beklentiden yüksek, 4 tanesi de beklentilere paralel. Yine iş yatırımın 10 tane tahmin yaptığı şirketten 5 tanesi beklentiden yüksek, 4 tanesi beklentiden paralel gelmiş. Mutlak rakamlara baktığımızda ise finansal şirketler
piyasa anlamında piyasa tahminlerinden %10 daha fazla net kar rakamı açıklamışlar. İş yatırımı tahminlerinden ise yaklaşık %13 daha fazla kar rakamı açıklamışlar. Genel toplama baktığımızda ise BIST tüm için karlılık piyasa için piyasa beklentilerinin %13 üzerinde, iş yatırımı beklentilerinin %15 üzerinde gerçekleşmiş durumda. Peki açıklanan bu rakamlarla borsanın FK, FDFA ve KÜBİ rasyoları ne durumda? Gelişmekte olan ülkelerde durum nasıl? Grafiğimize baktığımız zaman borsanın FK'sı ve gelişmekte olan ülke endeksinin FK'sını karşılaştırmalı olarak görüyoruz. Türkiye'nin FK'sı 7.6, MSCI EM endeksinin FK'sı ise 13.16 seviyesinde. Yani FK anlamında Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre %42 iskontolu işlem görmeye devam ediyor. Aynı durum firma değeri FAVÖK için de geçerli. Firma değeri FAVÖK'te bu iskonto yaklaşık %30 seviyesinde. MSCI EM gelişmekte olan ülkeler endeksinin EV EBITDA'sı 8.35 iken Türkiye'nin 5.86 seviyesinde seyrediyor. Genel anlamda XU100'ün rasyolarına baktığımızda ise borsanın neredeyse defter değerinin altında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Price'ı bu kadar baktığımız zaman görebiliriz. Evet, gelen şirket karlarını tek tek detaylı olarak incelemek isterseniz iş yatırım web sitesindeki analiz altında şirket kartları içerisinden seçeceğiniz hissenin mali tablolar bölümüne tıklayarak detaylı analiz yapabilirsiniz. Yılları karşılaştırmalı olarak seçerek. Yine buradaki rakamlardan çıkan finansal oranları görüntüleyebilirsiniz. Karşılaştırmalı bakmak istediğiniz neyse temel değerler ve oranlar sayfasında sektörde seçerek son oranları, finansal oranları görebilirsiniz. Yeni gelen finansallarla birlikte farklı kriterlerde ise seçimleri yapacağımız yayınlarımızı ilerleyen günlerde sizlerle paylaşıyor olacağız. Hepinize bol kazançlı ve sağlıklı günler dilerim.